Merhabalar efendim. Yeni Bakış'a hoş geldiniz. Yeni Bakış'ta bu hafta yine İngilizce konumuz ve İngilizce öğrenmeye devam ediyoruz. Değerli program partnerim Leo Yabancı Diller Kulübü'nün kurucusu, başkanı, sevgili öğretmenim, hocam, İngilizce öğretmenim Levent Erdem Ovat'la birlikteyiz yine. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk başkanım. Merhabalar. Bir Yüz hafta yüze aradan işlediğimizi sonra umuyorum. çok teşekkür ederim. Bir hafta aradan sonra umarım iyisiniz. Bir sıkıntı yok. Her şey Şükür yolunda. bir yaramazlık yok. Her şey yolunda. Programla ilgili çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok Evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam bu değişik bir şey oldu. Yani genellikle İngilizce öğretmenlerin YouTube ve bazı yerlerde kendine ait yayınları var ama televizyon programı kıvamında bir İngilizce programı Türk basınında yok. İlk, bu ilk onu söyleyeyim. Dolayısıyla biz de aslında diğer yayınlarımda yakında başlayacak, devam edecek ama senin sayende benim takipçilerim, bizim dostlarımız, bizim çevremizde bizi izleyen izleyicilerimiz yavaş yavaş İngilizce öğrenmeye başladılar. Dolayısıyla ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok uzatmadan konuyu bu haftaya geçelim. Geçtiğimiz haftalarda ne yaptık? Bir kısa tekrar yaparak hemen bu haftaki konumuza geçelim hocam. Ne dersiniz? Tabii, çok iyi olur. Buyurun. İzleyicilerimize sıkmadan. Şimdi tabii hızlı bir tekrar yapalım. Şimdiye kadar öğrendiğimiz yapılar, ilk günden, ilk programdan bugüne kadar, şimdiye kadar öğrendiğimiz önemli yapılar vardı, izleyicilerimiz hatırlayacak. Örneğin mesela şimdiki zamanı öğrendik, geçmiş zamanı öğrendik. Birer cümleyle hepsini şöyle hızlıca bir harmanlayalım. Örneğin learn fiili, öğrenmek fiili değil mi? I am learning English diyerek şimdi İngilizce öğreniyorum cümlesini kuruyorduk. I ve am'i yan yana koyarak. Sonra I was learning English dedik. İngilizce öğreniyordum eskiden. Yani geçmiş zaman cümlesi yapabildik böylelikle. I ve was'ı yan yana koyarak. Daha sonra gelecek zaman cümleleri şöyle oluşturduk. I will learn English. Bu defa I ve will unsurlarını yan yana getirdik. Ve böylelikle gelecek zaman Türkçe'de CH ile karşımıza çıkan. Hemen hızlı geçiyorum. Ondan sonra dedik ki can yapısını öğrendik. I can learn English. İngilizce öğrenebilirim. Can, ebil, abil olarak karşımıza çıkıyordu. Daha sonra I should learn English diyerek İngilizce öğrenmeliyim yapısını öğrendik. Böylelikle should'un, İngilizce'deki should sözcüğünün Türkçe'de meli malı olarak karşımıza çıktığını gördük. En son geçtiğimiz derste tabii birkaç hafta öğrendik. Onları da anlatacağım ama en son geçtiğimiz derste bir tense yani zaman bilgisi olarak geniş zaman öğrendik. Dedik ki ben her gün şunu yaparım, her gün tenis oynarım, her gün yürürüm, her gün yüzerim. Bu bizim en basit, hatta ben böyle oynamıştım, seyirciler gülmüş. Mesela ben her gün yüzerim, işte I swim diye çok basit, yani bir ben diyoruz bir de yüzmek diyoruz hepsi o. Mesela ben her gün ders çalışırım diyeceksek I study, izleyicilerim hatırlayacaktır. Bir de bunu öğrenmiştik geçtiğimiz ders. Hatta bunun başına eğer anlamı taşıyan if sözcüğünü yapıştırabilirsiniz demiştim. Mesela eğer ben İngilizce öğrenirsem, eğer neydi? If I learn English. Eğer ben gidersem, if I go. Bakın o I go basit zaman, geniş zaman. Bu geniş zamanın başına if koyuverdik. If eğer demek. Bunu bir kelime gibi öğrenelim. Ve böylelikle tense bütünlüğünü sağlamıştık. Bundan önceki derslerimizde, programlarımızda da birkaç haftan bahsetmiştik. Bunların birisi gerek yok anlamında. Şey, yani don't need to. Mesela benim gitmeme gerek yok. Başına bir ben koyuyoruz. Sonuna bir gitmek koyuyoruz. İşte oldu bitti. I don't need to go. İşte benim pencereyi açmama gerek yok. I don't need to open the window. İşte benim uyumama gerek yok. I don't need to sleep gibi hızlıca geçelim. Bir de senin yerinde olsam demeyi öğrenmiştik. Bu if I were you böyle 5-6 sözcükten oluşan uzunca bir haptı ama bugüne kadar ezberlenmiş olduğunu umut ediyorum. Onun dışında sevmek, like dedik. Ben portakal severim diyeceksek I like, işte orange diyeceğiz. İşte ben pizza severim diyeceksek I like pizza diyeceğiz. Bakın hiç am yok, was yok, will yok. Geniş zaman, o bizim basit oynadığımız en basit zaman, sevmek ve istemek böyle çalışıyor. Mesela I like futbol severim. Want da istemekti biliyorsunuz. İşte I want işte a pizza, bir pizza istiyorum. I want işte a hamburger, bir hamburger istiyorum. I want a room, bir oda istiyorum. Bunu da böyle bir de geniş zamanın içine yerleştirmiştik.
Şimdi tabii bunlar çok önemli. Bunlarla insan konuşur. Olumlu cümlelerin pek çok yapıda nasıl kurulduğunu görmüş olduk. Bugün izleyicilerimizle İngilizce'de soru cümlesi nasıl oluşturulur? Ki sokakta çok kullanacaklar, çok ihtiyaçları olacak. Buna bakacağız. Tabii soru cümlesi, İngilizce şöyle bir bilgi var elimizde, istatistik bilgi var. İngilizce dünyada soru cümlesi yani en kolay soru cümlesi oluşturulabilen üçüncü dil imiş. Yani araştırmacılar böyle söylüyorlar. Çünkü çok kolay, biraz sonra anlatacağım, konuşacağız. Bundan daha kolay birinci ve ikinci sıradaki dilleri araştırdığımızda vurgu ile soru yapılan diller olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Mesela sen geleceksin. Bu olumlu cümle. Normalde Türkçe'de biz bunu nasıl soruyoruz? Sen gelecek misin diye soruyoruz. Bir sürü iş, yani Türkçe öğrenen yabancılar boğuşup durduğu bir şey, soru kalıbı. Ama mesela vurguyla soru yapılan diller, İngilizce böyle değil bu arada. Bu en kolay soru yapılan birinci ve ikinci sıradaki dilden bahsediyorum. Bunlar diyorlar ki sen geleceksin, olumlu, sen geleceksin diyorlar. Hop soru oluyor. Bu kadar basit, doğal olarak birinci, ikinci sırada. İngilizce de üçüncü sırada. Şimdi tabii soru cümlesi yapmayı izin verirseniz bugünlük ebil, abil anlamı taşıyan can yapısını kullanarak ve işte ecek, acak, gelecek zaman vardı ya, will yapısını kullanarak, bir de şöyle kısaca meli, malı anlamı taşıyan should yapısını kullanarak bir bakalım. Hani bizim bu az önce de bahsettiğim, genel tekrar yaparken bahsettiğim tense tablomuzda, zaman tablomuzda will, can ve should'u izleyicilerimiz bir gözlerinde canlandırsın. Mesela I can speak English, konuşabilirim. I should speak English, konuşmalıyım. I will speak English, konuşacağım. Bunları bir canlandırın gözünüzde. Şimdi ne yapacağız? Bu can'i tutup başa atacağız. Yani biz nasıl diyorduk? I can speak English, ben İngilizce konuşabilirim diyorduk ya. Bu can'i tutacağız. O yıllar gibi başa atacağız. Can I yapacağız. Can I yapacağız. Bu kadar basit. Gerisi aynı. Can I speak English, ben İngilizce konuşabilir miyim demek. Değil mi? Mesela taksi tutabilir miyim diyeceğiz. Taksi tutabilir miyim? Yurt dışına gittik. Nasıl yapacağız? Can I, normalde I can diyorduk ya. Can I take a taxi? Ben İngilizce öğrenebilir miyim? Soru nasıl olacak? Can I learn English? Mesela ille I, yani ben mi diyeceğiz? You, yani sen de diyebiliriz. Yardım edebilir misiniz? Yardım edebilir misin sen? Nasıl diyeceğiz? Can you help? Can you help? Can you help diyeceğiz, geçeceğiz. Mesela içeri gelebilir miyim? Ben buraya notlar aldım. Bu pratik cümleleri konuşalım. Sonra hocam orada me'ye gerek var mı? Bana yardım edebilir misin? Can you help me? Me bana. Tabii ne güzel, çok şık olur. Me bana demek. Konuşacağız. Daha hani konuşmadığımız için çok ezmedim. Ama me dersek tabii tadından yenmez. Mesela içeri gelebilir miyim diye tık tık kapıyı çaldık. Ne yapacağız? Gelebilir miyim? Hemen şu, bu evil. Can'le yapacağım. Bu bir soru. Can'i başa atmam lazım. Can I come in? İçeriye gelmeye come in diyorlar. In içeride demek zaten. Bilmeyen yoktur. Ondan sonra mesela bir kahve içebilir miyim? Garsona değil mi? Bir kahve içebilir miyim? Nasıl diyeceğiz? Normalde I can diyorduk şimdi. Can I drink? Drink içmek, gerisi kahve, kafe filan. Mesela gittiniz, izin istiyorsunuz. Buraya park edebilir miyim abi arabayı? Bil. Can I park? İşte my car, my benim demek. Notlar falan almışlar. Yaklaşık 10 kadar izleyicimiz benim anlatımı yazmış. Çok sevindim. Evet. Çok... bana da gönderiyorlar. Ve merakla, sabırla da bekliyorlar her pazarı. Hatta evet, biraz daha fazlalaştırsanız bu programı olmaz mı diyorlar. Ama inanın isteriz ama çok yoğun hocamın da programları. Ancak bir günü çalabiliyorum hocamın zamanından. O anlamda ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu bize lazım olacak. Sokağa çıktığımızda, bir ülkeye gittiğimizde, herhangi bir ziyarete gittiğimizde bize lazım olacak olan anahtar kelimeleri, anahtar cümleleri hocam tensleriyle, yani sorusuyla, yapabilirim, edebilirim, gidebilir miyim, gelebilir miyim, alabilir miyim, bütün bunlar. Şimdi alabilir miyim herhalde? O biraz evet, daha şey, söyleyelim. Hemen aklıma gelen soruları söyledim. Güzel oluyor hocam. Çok teşekkür ederim. Tekrar evet, devam edelim.
Mesela ambulansı arayabilir misiniz? Allah korusun bir şekilde. Hemen arayabilir. Hemen şunu söyle. Abil neydi? Can. Sorusuna evet. Soruyor. Çok basit. Yine başa atı veriyoruz. Can you? Niye you dedik? Çünkü sen, siz karşımızdan bahsediyoruz. Evet. Can you call? Call aramak. Etemel fiilleri de ezberleyelim. Can you call the ambulance? Ambulans zaten İngilizce'den Türkçe'ye gelmiş ya. Değil mi? Can you call the taxi? Taksiyi arayabilir misiniz? Değil mi? Çok güzel. Evet. Bunların hepsi zaten gelmiş. Mesela Ali'yi görebilir miyim diyeceksiniz değil mi? Görebilir miyim? Ne yapacağız? Can I see Ali? See'yi görmek. Not alalım hemen. Mesela bir oda rezerve edebilir miyim? Aradığınız oteli. Mesela bir can I? Oda rezerve etmek kitap sözcüğüyle aynı. Book. Can I book a room? A room bir oda. A bir demek biliyorsunuz. Booking var ya booking. Oda rezerve etmek meşhur site. Oradan evet. Aklımızda gelir. Aynı şekilde will yani ecek, acak, gelecek zaman C harfiyle yaptığımız gelecek zamanı da aynı usulle, aynı mantıkla, matematikle soru yapıyoruz. Will'i başa atıyoruz. Mesela sen geleceksin nasıl deniyordu? You will come. Evet. You, sen, you will come. C, will. Sen gelecek misin? Süper. Will you come. Mesela pizza yiyecek misin sen? Nasıl denir başkanım? Will you eat pizza? Çok güzel. Mesela biz sen İngilizce öğrenecek misin? Nasıl denir? Will you learn English? Çok güzel. Akşam maçı izleyecek misin mesela? Nasıl denir? Bakın. Will you watch? Bu kadar. The match. The match. Match maç Türkçeden. The match. Yani futbol dedik. Mesela de, belki basketbol evet. Mesela biriyle tanıştınız. Türkiye'de gelecek misin? Türkiye'de gelecek misin? Hatta bir de will gelebilir you, misin? Arkası? Ha? Will you come Turkey. Tamam çok güzel. Sadece to diyeceğiz. To e a demek. To Turkey. In yerine to değil mi? Abi tabii in yerine to. Niye to dediğimiz e a demek to. Türkiye'ye diyoruz ya. To evet, not alacaklar evet. Sanırsınlar yani. İlle bunu büyütmeye gerek yok. Prepozisyonlar diye bir ders yapmayı. To e a. To Migros. Migros'a demek yani. İşte to Turkey. Türkiye'ye. To Türkiye'de Türkçedeki e a havasını veriyor bize. To. Güzel. Ben evet. De konuştuğumuz konular olarak bunu böyle yazayım. E-A. Mesela Amerika'ya gidecek misin? C var burada. Will'le yapacağım. Bu bir soru. Soru olduğu için will'i başa atmam lazım. Will evet. You go to America? Hocam niye to dedik ya? Amerika'ya. Bu to dedik ya E-A demek yani. Hı-hı. Ondan sonra bunları mesela arabayı sen mi kullanacaksın yazmışım buraya. Will you drive the car? Drive araba sürmek. Will you drive? Gördünüz mü yani? Can'i başa atıyoruz. Will abilli soru. Türkiye'ye gelecek misin? Tabii. Will you come to Turkey? Çok güzel oldu. Ya da Türkiye'ye gelebilir misin? Ebil abil can'le yapalım bir de. Can you come to Turkey? Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel. Can you come to Turkey değil mi? Evet. Yani can'li yapının can'ini tutun atın. Buyurun size ebil abilli soru. Will'li yapının will'ini tutun başa atın. Buyurun C harfi içeren gelecek zaman sorusu. Değil mi? Yarın gelecek misin? Will you come tomorrow? Tomorrow yarın. Aynı şekilde nasıl can'i başa attık, will'i başa attık. Should var değil mi bizim medimalı? Onu da başa atabiliriz. Yani o topları başa atabiliriz. Mesela beklemeli miyim? Mesela beklemeliyim. I should wait. Wait beklemek. Beklemeli miyim? Şimdi should'u tutacağız. Hop gün başa atıvereceğiz. Should I wait? Beklemelisin. Sen beklemelisin. You should wait zaten. Bu olumlu cümle. Değil mi? Onu kullanmıştık. Tabii onu zaten kullanmıştık. Mesela bir bilet almalı mıyım mesela bu şovu izlemek için? Bir bilet almalı mıyım? Hemen şunu düşünecek izleyicilerimiz. Bu malı var burada. Mayı malı. Bunu ben should'la yapıyorum. Bu da soru olduğu için should'u tutup başa atmam lazım. Should I buy a ticket? Buy satın almak demek. Kelimedir. Öğrenelim yazalım. Mesela bu müzeyi gerçekten görmeli miyim yani gittik geçen gün Prag'a o kadar pahalıydı ki müze yani kapıda hakikaten ben de soracaktım. Bak görmeli miyim yani değer mi? Should I see the museum? This museum'da diyebilirsiniz. Burada the'yı her zaman ne demiştik? Otellerin işte müze gibi tabii. Yani herhalde duran varlıklara the ekliyoruz değil mi hocam? The var tabii. The otellerde filan müzik enstrümanlarının önünde müzik the var. Evet. Ama tabii bu müzeyi dedik ya bu yani this sözcüğünü kullandığımız zaman the'ya gerek yok. Bunların ikisi eşit ağırlıkla seçmemiz lazım. The this demek yok. This hotel bu otel. O zaman the yok.
Tamam, anladım. This museum dediğimizde bu müze. Bu müze. This Bu is müze. işte can I diyorum. O güzel, Can tamam, olur. Kenay. I Sikkese görmek. see Bu müze. this Çiçek gibi oldu. Bu müzeyi görebilir miyim oldu. Fıstık gibi Evet. oldu. Evet. Mesela, değil mi? Çok güzel oldu. Mesela sen yarın bu müzeyi görecek misin? Jack misin? C neydi? Will. Will. Will you see işte this museum. Bu müze. This museum, değil mi? İşte sen bu otelde mi kalacaksın filan gibi cümleleri, böyle soruları çok basit yani. Dikkati dağılan izleyicilerimiz için 10 saniyede tekrar edelim. Ebil abil kendi başa atarsanız soru oluyor. Will C, gelecek zaman gideceğim, geleceğim, alacağım. Başa atarsanız soru oluyor. Şut meli malı demektir. Başa atarsanız soru oluyor. I can go, gidebilirim. Can I go, gidebilir miyim? Daha adamlar ne yapsın ya, bu kadar kolay bir dil. Ben Evet. gideceğim, I will go. Ben gidecek miyim? Will I go? Soru saçma oldu, maçma oldu ama mantığı anlayalım, felsefeyi anlayalım. Mesela ben gitmeliyim, I should go. Ben gitmeli miyim? Hop, should I go? Çok yardımcı olur bu yapıların, bu soru yapılarını öğrenmenin seyircilerimize. Mesela taksi, değil mi? Nasıl mesela, nakit ödeyebilir miyim? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Mesela nasıl olacak? Çok kullanılacak yapılar bunlar. Hemen can I pay? İşte cash. Cash. Ya bu nakit mi ödemeliyim mesela? Meliyim. Neydi? Should. Can Should I? I credit card? Should I? Meliyim diyoruz ya. Nakit mi ödemeliyim burayı ben? Kredi kartı geçmiyor mu diyeceğiz mesela. Should I pay cash? Değil mi? Mesela odamı temizleyebilir misiniz? Gittiniz, otel kirli. Ne hemen ne diyeceğiz? Ebil abil can. Soru soruyorum ben. Soru bu. Kendi başına. Can you, sen, siz, can Clean you clean the room? room. Ya da can you clean my room? Ya da bana odamı gösterebilir misiniz? Can you look Show. show my room? Çok güzel. Göstermek, bizim televizyon kanalı Show TV var ya. Çok. Oradan aklınıza geldi mesela. Mesela bir araba kiralayabilir miyim falan havalimanında? Olur ya yani. Ne yapacağız? Can I? Can I rent Eka. Süper. Mesela Allah korusun başınıza yurt dışında bir şey geldi. Polisi arayabilir miyim? İşte can I can I call police? call? Mesela polisi aramalıyım. Meli malı. Bu soru değil mesela. Ne olacak? I I should call police. should. Ha? Soru yaparak bir vesileyle de şöyle bir bakmış olduk, hatırlamış olduk tekrar. Bu soru yapmak basit yani, çok basit. Gelecek programlarda bunların önüne soru kelimeleri de koyacağız. Daha şıkır şıkır cümleler. Mesela ne gibi, nasıl gibi. Hemen onları da yaparız ama çok böyle bir aşırı bilgi yüktür. Adım adım kontrollü olarak gidelim. Kesinlikle. Sorular böyle, bu kadar basit yani. Soru yapmak bu kadar basit. Bu tabii bu kadar az bilgiyle de programı kapatmak, çok önemli şeyler konuştuk da bizim Evet. için pratik İngilizce. Bu kadar az şeyle programı kapatmayalım. Seyircilerimiz alışmıştır daha çok şeye. Mesela Evet. gelin bir hap daha vereyim size. Ne demek hocam hap, programı ilk defa izleyenler için? Hap işte büyük gramer konularının içinden cımbızla benim bizzat seçip al baba bunu kullan, büyük konuya sonra bakarız dediğim yapılar. Yani ezber kalıplar. Ne diyorum? Mesela şunu diyorum. Neydi bizim şeyimiz? Gerek yok. Don't need to. Ezberleyeceğiz. Gerek yok. Tabii. Senin yerinde, if I were you, senin yerinde olsam. Buyurun size bir tane daha hap. İzleyicilerimiz lütfen not etsin. İngilizce'de had better diye hiç değişmeyen had, yani sahip olmak fiilinin bir çekilmiş ikinci hali. Had better. Better da tek başına daha iyi demek. Ama bu iki sözcük yan yana gelince ne daha iyiden ne de sahip olmaktan eser kalıyor. Yapsan iyi edersin. Dostça bir tavsiye. Etsen iyi edersin havası veriyor. Mesela başına bir you koyalım. You had better. Bunlar hiç değişmiyor. İki kelime. Ne olacak? Biz ezber 6 kelime ezberledik. If I were you kaç kelimeydi? Bak, if I were you, I'm 6. Bu iki kelime had better.
You had better sleep. Uyusan iyi edersin. İngilizce öğrensen iyi edersin. Senin yerinde olsam İngilizce öğrenirdim. Nasıl denir mesela? You had better learn English. If I were you, I would learn English. Şu cümleyi bile kuruverseler millet maşallah der. Değil mi başkanım? Aynen, aynen. Çok güzel. Yani zaten siz o kadar kolay ve şimdi şöyle göstermek yerine siz İngilizceyi hemen gösteriyorsunuz kulağınızda hemen kolayca. Dolayısıyla izleyicilerimizin çok daha kolay, pratik, bu dikkatlice bizi dinlerler, izlerlerse çok kısa zaman sonra artık normal hayatlarında İngilizce konuşmaya başlayacaklar. Çok kolay, tabii. Kasmayalım yani. Değil mi? Tabii canım, ne gerek var başkanım ya, bunu büyüt büyüt büyüt, ölümlü dünya yani, iki lafında belini biz kıralım. Ne olacak? Herkes dünyada konuşuyor, 1,5 milyar insan diyoruz yani, 1,5 milyar insan konuşuyor. Biz böyle mükemmeliyetçi, aman yanlış yapmayalım. İşte Cem Yılmaz bu konuyla ilgili zirvede demin ne güzel konuştu zamanında, şovlarında. Ya ne olacak yani, yanlış da yaparız. Türkçe konuşurken yanlış yapmıyor muyuz Allah aşkına ya? Yaparız. İngilizce konuşurken ballı börek bir sürü hata yaparız. Yapalım, olsun. Çünkü bu bizim ana dilimiz değil. Bu arada tabii geçen programda konuşmuştuk başkanım. Bu kitap hediyesi işini de size size devredeyim, o sorumluluğu artık nasıl yapacaksak. Şöyle bir daha son hapımızı bir kez daha tekrar edelim. Ben bu arada kitabı kime vereceğimizi de düşünmeye başlayayım. Yani hemen yorumlara bakıyorum şimdi. Yorumların içerisinden bir izleyicimizi seçeceğim hocam. Seçin başkanım. Yani ilk söz verdik, beklerler, ayıp olmasın. Önemli çünkü. Yani hem de oradan baksınlar, bir faydamız olursa ne güzel, çok mutlu olurum. Hapı, son hapı siz iyicene bir daha izleyenlerimize anlatırken ben de ona bakıyorum. Son hapımız neydi? Had better. Yapsan iyi olur, gelsen iyi olur. Sen gelsen iyi olur diyeceğiz ya. Nasıl yapacağız? You had better come. Sen gelsen iyi olur. Ne bileyim işte, bir kahve içsen iyi edersin diyeceğiz ya. You had better işte drink işte coffee. Kapıyı kapatsan iyi olur. Nasıl yapacağız? You had better close the door, değil mi? Had better, çok basit bir hap daha böylelikle ekledik. Mesela uzun birkaç cümle kuralım. Özgüvenimiz biraz daha pekişsin. Mesela diyelim ki benim uyumama gerek yok ama sen uyusan iyi edersin. Senin yerinde olsam uyurdum. Bakın ne kadar ağdalı bir cümle oldu. Nasıl yapalım baştan? Benim uyumama gerek yok. Neydi bu? I don't need to sleep. Ama sen uyusan iyi edersin. İşte bu bugünkü hap. You had better sleep. Senin yerinde olsam uyurdum. Neydi bu? En uzun hap. If I were you, I would sleep. Evet. Bunları kullanarak böyle çok ağdalı uzun uzun cümleler kurabilirler. Had better hapımız, yapsan iyi olur, etsen iyi olur. Mesela yardım etsen iyi olur işte, değil mi? Kadın düşebilir. You had better help gibi. Had better yapısını da hapların içine koyduk. Bu arada tabii geçen programlarda telefonları İngilizce yapmanızda fayda var demiştim. İnşallah yapmışsınızdır. Bunu da bir defa hatırlatmakta fayda var. Bir öğrenci bana yazmış, hocam telefonumu İngilizce yaptım ama çok da zorlanıyorum, alışacak gibiyim. Hadi bakalım hayırlısı filan. Dedim 2-3 gün sabret, alışırsın. Yani her gün menüde ayarlara girip gezmiyoruz ki biz. Yani ne zorluk yaşayabiliriz ki? Açacağız, kapatacağız, yazacağız filan. Evet hocam. Çok teşekkür ederim bu hafta için yine. Şimdi aslında bizim... Yani çok fazla izleyicimiz var ama en baştan bu yana 2 tane izleyicimiz var. Son derece kalemiyle, kağıdıyla bana WhatsApp'tan da gönderiyorlar o tuttuğu dersleri vesaire. Ben birinci izleyicim, benim çok yakın arkadaşım, onun affına sığınarak önce ona düşünüyorduk kitabı. O dedi ki satın alalım dedi hatta. İnşallah bir sonraki programlarda hocam coşar belki, bu izleyicimize de dostumuza da hediye eder ama liseyi yeni bitirmiş bir öğrencimiz der ki Egemen Ayar ismi hocam,
18 yaşındayım. Liseyi bu sene bitirdim. Bu yaz İngilizce bilmediğim için iş bulamadım. Umudumu kesmiştim lisan öğrenmekten. Şimdi ise kağıt kalem not ala ala seve seve izliyorum. Teşekkür ederim. İşiniz gücünüz rast gitsin diyor. Bu genç arkadaşımıza bu İngilizce öğrenmek ve kendine bir an önce bir ekmek kapısı iş bulmak için mücadele eden bu yeni mezun genç arkadaşımıza bu kitabı hediye edelim istiyorum. Egemen Ayar arkadaşımız lütfen bize mevlutyeni@gmail.com mevlutyeni@gmail.com'a iletişim bilgilerinizi gönderin. Ben sizi yönlendireceğim hocama. Antalya'daysanız bizzat gidip alabilirsiniz. Ama Antalya dışındaysanız biz size kargoyla bu kitabı ulaştıracağız. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Oldu mu? Çok güzel oldu başkanım. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. İnşallah Egemen Ayar arkadaşımız da kitaptan faydalanır. Ben de bu jestinizden dolayı Leo Yabancı Diller Kulübü'ne ve değerli kurucusu hocam, program partnerim Levent Erdem Ovat hocama çok çok teşekkür ediyorum sizin adınıza. Yine lütfen yorumlarınızı yapmaya devam edin. Sizler bizi ne kadar çok motive ederseniz, hocam için özellikle, ne kadar çok güzel yorumlar gönderirseniz, hatta sorular gönderirseniz, biz o kadar çok daha fazla motive olmuş bir vaziyette bu programı daha uzun soluklu, daha enerjili, daha sinerjili yapmaya devam edeceğiz. Ben bu haftaki program için güzel olduğu, tekrar ettik diğer programları, yeni bir hap daha soktuk hayatımıza. Soruları nasıl soracağız? Alabilirim, gidebilir miyim, gelebilir miyim vesaire. Bunları öğrendik. Çok kıymetli sorulardı bunlar. Çok önemli başlıklardı. Yine aynı şekilde de bir hap daha bu haftaki dersimize dahil ettik. Hocam, izleyenlerimize son sözlerinizi alalım, kapatalım istiyorum. Buyurun. Tabii, çok teşekkürler. Yine bence çok verimli bir program oldu, bir yayın oldu. Bizim yayınlarımız sürekli kaldığı için YouTube kanalımızda, My TV YouTube kanalında. Buradan sürekli dönüp dönüp izleyebilirler. Durdurup geri alıp tekrar notlarına bakabilirler. Sabırla böyle birkaç dersi başarırsak zaten İngilizce biraz olgunlaşmış olacak. Yakın zamanda da başka türlü yeni bilgilerle biraz daha öğrencilerimizin, izleyicilerimizin daha doğrusu şeyleri, özgüvenleri yerine gelecek. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Haftaya pazar günü yine saat 22'de görüşürüz diyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Efendim, Yeni Bakış'ı izlediğiniz için MyTV Türkiye YouTube kanalımızda Yeni Bakış İngilizce programı izledik ve program partnerim Levent Erdem Ovat ile birlikte bu haftayı da yine kapatıyoruz. Haftaya yine aynı saatte, pazar 22'de buluşmak, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.